Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallah basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim. وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا وسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalatin finnar ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal iza ente kumte fi salatike fekebbirillaha thumma kra ma teyessere aleyke minel kur'an ila ahiril hadis sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygambera nizam aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen tüm kardeşlerimizin, geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz irtihal hastalığında sahabi dört dönüyor. Ne diyor? Ya Resulallah, önümüze deniz çıksa vallahi emir etsen atlarız. Ateş çıksa atlar desen vallahi gözümüz kırmadan atlarız. Canımız sana binlerce defa feda olsun. Öyle seviyorlar. Hudeybiye'de Peygamberimiz konuşurken ağzından tükürük damlacıklar çıkıyormuş. Etraf sahabi-i kiram böyle halk olmuşlar. Böyle dönerek konuşurken buradaki sahabi oraya atlıyor. Damlacık benim üstüme gelsin. Böyle seviyorlar. Böyle seviyorlar. Müşrik elçisi bunu görmüş. Gitmiş Mekkelilere boşuna uğraşman demiş. Vallahi adamın tükrüğünü şeref biliyorlar ya. Tükrük damlası üstümüze gelsin diye kedi gibi bir oraya atlıyor bir otluyor. Bu adamla başa çıkamazsınız. Sul yapalım, he diyelim buna demiş. Bu bizi yener. Sözü var böyle. Müşrik olan elçinin sözü var. Şimdi insanların diğer insanlar tarafından sevilmesi hoşuna gider, değil mi? Bir adam sokakta giderken herkes ayağa kalksa, hürmetler ederim efendim filan dese, ooo nefis. Ne kadar hoşuna gider. İnsanoğlu böyle yaratılmış. Peygamberimizi herkes seviyor, öylesiye seviyor. Görüyorlar. Evet, zorla Müslüman olanlar da görüyor bunu. Adam çok zengin, şair, hatip, büyük kabilesi var, nüfuzlu adam. Kendinin de böyle çok sevilmesini istiyor. Çok sevilmesinin sebebi peygamberlik. Kendilerine göre. Diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanınca 6 tane yalancı peygamber çıkmış. Biz de peygamberiz diye insanlar bizim etrafımızda böyle öylesiye toplansınlar da elimizi öptürelim diye. İnsanın hoşuna gidiyor bu. Bunlardan bir tanesi Müseylimetül Kezzab. Yalancı Müseylime. Müslümancık. Müslim, güzel Müslüman. Mahsus İslam uleması ona Müseylime. Müslümancık diyor. Şey etmek için. Kezzab, bir de yalancı, çok yalan söyleyen. Bu da peygamberlik iddiasında. Hastalanınca ne olsa ölecek demişler. Başkasına ver, ben peygamber olayım da benim de herkes etrafımda böyle dört dönsün. Böyle 6 tane adam çıkmış şurada burada. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz
muazzam güzel tedbirlerle hepsini tepelemiş, yok etmiş, sarsmışlar ama. Böyle bu Müseylimetül Kezzab çok zengin, çok güzel konuşuyor. Hatip, şair, arkalı bir adam. Arkalı bir adam İslam devleti çok uğraştırmış. Evet, yüz binlerce asker toplamış. Parayla, nutuk çekerek. Peygamberim ben diye, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yaptıysa yapmaya başlamış. Ben onu söylemek istiyorum. Mesela Peygamberimiz su yok ya Resulallah, burada konakladık ama mesela Usfan denilen yer, ben gittim gördüm, acı su. Bismillah diyor Peygamberimiz, su acı olur mu ya diyor, içiyor damlı su, hala damlı su. Burada diyor sular kurumuş, kuyunun suyu kurumuş diyor, Bismillahirrahmanirrahim diyor, su fokur fokur kaynıyor. İşte bir çocuğun elledi mi başı, kıvırcık saçlı oluyor, uzun yaşıyor. Herkes biliyor bunları, görüyor. Bu da peygamber ya, kendince. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptığını yapmaya kalkarmış. Gittiği yerde işte kuyuya tükürdü mü kuyunun suyu gidermiş, kururmuş. Efendim, çocuğun başını elledi mi, peygamberimizin ellediği çocuk 120 sene yaşıyor, bir de hiç ağarmıyor. Çocuk kel olurmuş, kel olurmuş. Kezzap, yalancı, Allah suratına vurmuş daha yaptığı şeylerle. Orada kaside bürdüde Peygamberimizin mübarek elinin değdiği yer hayat bulur, şifa bulur diye yazıyor. Raha o demek. Allah o eli, Peygamberimizin avucunun içini bize de bir değdirsin de biz de hayat bulalım inşallah. Efendim, tekbir getirirken baş parmağımız kulak yumuşağımıza değecek. Niçin? Omuz hizasına kadar kalktı mı kalmadı mı anlamak için. Omuz hizasına kalkmak sünnet. Bu sünneti yerine getiriyor muyuz? Garantili olsun diye. Parmaklar kulağın üstüne çıkacak. Avuç içleri de omuzun hizasında olacak. İşte ölçüsü bu. Avuç içi kıbleye karşı yönelecek. Yönelecek. Şimdi kıbleye doğru yöneldik, ayağa kalktık. Allahu Ekber mi diyeceğiz? Elleri kaldırdıktan sonra Allahu Ekber mi diyeceğiz? Ya, o da önemli. O da önemli. Tekbir kaldırdıktan sonra başlayacağız tekbire, Allahu Ekber diye mi? Allahu Ekber diye mi yapacağız? Şimdi onu mesela Şafii rahimehullah, Maliki, İmam Malik rahimeullah diyorlar ki önce tekbir, ondan sonra evet kaldıracak tekbirle beraber Allahu Ekber diyecek diyorlar. Buradaki bilgiye göre evet bizim Hanefi fukahası Hidaye Burhanettin Merginani, evet aslen Merginan, Ferganalı. Ferganalı şu anda Semerkant'ta yatıyor, türbesi orada. Hidaye diye kitabı var. Bu Hidaye kitabı çok güzel bir kitap, fıkıh kitabı, muteber fıkıh kitabı. UNESCO, Avrupalılar bunu İngilizce'ye çevirmiş. Öz fazlalık yok, öyle yeterli bilgi var. Çok beğenmişler. Bunu İngilizce'ye çevirmişler. Bu büyük zat Semerkant'ta yatıyor şimdi. Oraya gidenler ziyaret edebilir. O da belirtiyor. Diyor ki diğer Hanefi fukahası buna demek namaza ne için duruyoruz? Allah'ın huzuruna duruyoruz. Allah'ın divanına çıkıyoruz. Dünyadan ilgimizi kesiyoruz. Dünyadan ilgimizi Allah'tan başka olan şeyleri atıyoruz arkamıza. Onun için önce böyle yapıyoruz. Allahu Ekber diye, Allah en büyük diye ispat ediyoruz.
Hanefiler onun için Allahu Ekber. Allah'ın E'si burada. Erber dedik mi göbeğimizi bağlayacağız. Biz Hanefilere göre göbeğimizin altında sağ elimizin küçük parmağıyla baş parmağı sol elimizin koluna böyle halka yapacak. Üç parmak kolumuzun bileğimizin üstüne gidecek ve göbeğimizin altına bağlayacağız Hanefilerde. Yer gelince hadisi okuyacağız. Evet, Şafiler üstüne yaparlar. Kimisi göğsüne. Kadınlar bizde göğsüne yapar. Diğerleri göbeğin altına yapar. Tekbiri böyle alıyoruz Hanefiler olarak. Allahu Ekber. E'si yukarıda, imam olan, yalnız kılan böyle alsın. Kaynağı Burhanettin Merginani Hidaye ve diğer Hanefi fıkhı kitapları, Hanefi kitapları. Esah bu. Doğru olan budur. Evet. Manasında söyledim. Her şeyi atıyoruz. Allahu Ekber diye ispat ediyoruz. Her şeyi attık. En büyük Allah. Onun idraki anlayış içinde el pençe divan durduk anlamında. Evet. Gömüyor musun? Eşhedü el la ilahe illallah. Önce tekbiri ona kıyas ediyor. Hanefi fukahası Allah'tan başka hiçbir ilah yok diyoruz. Var diyoruz orası. Ha. Böyle elimiz yaptıktan Allahu Ekber. Allah'tan başka hiç büyük yok. Ancak büyük Allah. Allahu Ekber. Aynı eşhedü en la ilahe illallah der gibi. Aynı o sadette Allah'ın E'si yukarıda, R'si göbeğimizin altına bağladığında olur Hanefi'ye göre. Şehadette olduğu gibi. Demek ki Peygamberimiz Kur'an'dan oku. Kur'an'dan sende olanı Kur'an'dan oku. Senin bildiklerinden bir parça oku buyurduğuna göre Kur'an'ın hepsini okumak mecburiyetinde değiliz. Tümme okuduk. Okuduk. Tümme izâ ente rakâ'te fesbüt yedeyke alâ rukbeteyke hatta yetmainne. Evet. Allahu Ekber. Sübhaneke okuduk. Şimdi burada o yok. Başka hadiste Sübhaneke var. Euzü besmele çektik. Başka hadiste o da var. O da gelecek. Fatiha okuduk. Zamm-ı sure okuduk. Evet. Rüküye gideceğiz. Nasıl? Tekbir gibi. Tekbirde Allah'ın E'si buradaydı. R'si aşağıdaydı. Şimdi İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar neşenike vel ebtar. Dur bakalım. Durmak ne demek? Vakıf, nefes almak demek. Venhar. Bir nefes alacağız. Evet. Allah'ın E'si yukarıda. Allahu Ekber. Evet. Böyleyiz. Allahu Ekber. Rükûya eğildik. Rüküye eğildin de diyor. Fesbüt yedeyke ala rukbedeyke. Evet, birimiz buraya gelsin bakalım. Gel bakalım. Şimdi bunu yapalım. Şöyle dur oraya. Tatbikatını yapalım. Evet. Ayaklarımızın arasının dört parmak olusunu fıkıh ilmal kitapları yazar. Ana kaynaklarda bu şart yok. Gayet de makul şart olmaması. 120 kiloluk adamın ayaklarını dört parmak olunca kadar yaklaştır desek aşar adam duramaz. Yani dört parmak şartını ilmal kitapları düzgünlük sağlansın diye yazarlar. Ama mesela İmam Selahaddin Mebsut'unda dört parmak kaydı yoktur. Elleme adamı çok şişman. Nasıl birleştirsin ayaklarını? Ayakları romatizmalıdır, kireçlenmiştir. Nasıl yapsın? Onun için rahat durabileceğin kadar. Ama aç bakın ayaklarını iyice aç, aç 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 aç. Böyle de değil. Bunun bir biçimi var. Rahat bir şekilde dur bakalım. Ha. Rahat bir şekilde.
böyle duracaksın. Kıbleye bütün azanı döndürmeye. Esas hedef kıbleye dönmek olduğu için namaz bütün vücudun organları döndüğü, kılındığı için tabii şöyle iki ayında şöyle yapabilir misin? Yok. Böyle de değil. Kıbleye döndür arkadaş. Evet, parmak ayaklarını kıbleye döndür. Bak, kıbleye dönmek Allah'ın emri. Evet. Böyle kıbleye döndür. Ama adam tam şöyle paralel yapamıyor. Zorluk yok. Yapabildiğin kadar. Böyle iyice yana da açma da. Rahat bir şekilde. Bacağın ağrımasın. Kafanı oraya takma. Kafanı Allah'a takacaksın. Allah'la meşgul olacak kafan. Ayağınla değil. Arada dört parmak mı var mı falan. Bırak onları. Onunla uğraşma. Evet. Böyle yaptıktan sonra şimdi niyet ediyoruz. Kıbleye döndük. Kaldır baş parmağın eline. Söylediği bu el parmakları istediğiniz rahatlıkta, açıklıkta. Çok aç, bu yanlış. Çok yum, bu da yanlış. Rahat dur, ha şöyle. İşte bu şekilde. Böyle kaldırıyoruz. Allah'ın e'si burada. Allahu Ekber. Burada bitiyor. Sübhaneke okuyoruz. Euz Besmele çekiyoruz. Fatiha okuyoruz. Besmele çekmek sizin bildiğimiz bir zamm-ı sure okuyoruz. Allah'ın ersi yukarıda tekbir getirerek eğiliyoruz. Hadi. Allahu Ekber. Evet, şimdi peygamberin tarifini size gösteriyorum. Rüku ettiğinde fesbüt yedeyke ala rukbeteyke, iki elini ayakların dizlerine, bacakların dizlerine sabit kıl, sabitle. Şimdi parmaklarını birleştir oğlum bakın. Böyle sabitlenir mi? Olmaz. Dizi yakalayamak, sabitleştirmek için ne yapmak lazım? Parmakları açmak lazım. Aç parmakları, o yuvarlığı kavra bakayım orada. Bak, sabitledik işte. Bak, peygamberimizin bu hadisinden çıkıyor o. Rükudeyken elimizin parmakları açık olacak. Bacağımızın dizini kavrayacak böyle. Böyle pençe gibi kavrayacak. Sabitle diyor. Bak, fesbüt, sabitle. Yedeyke, iki elini, ala rukbeteyke, iki dizin üzerine sabitle. Kavradı böyle. Şimdi kolunu şey koy, koy dizini, hayır kıvırma. Dik tut böyle şeylerin kollarını. Bacaklarını dik tut. Allah öyle yaratmış zaten. Bak şimdi bacağın elin kıvır, kafanı sok aşağıya. Sok sok sok. Bazısı böyle yapıyor biliyorsunuz. Yanlış. Kıvırmayacaksın kolunu. Allah ölçülü yaratmış. Düz tut şunu. Düz tut. Kafanı iyi mi aşağıya? Şu kolunu düz tut. Evet. Bazısı da şu kolunu, bacağın kıvır bakayım. Kıvır kıvır kıvır. Yo 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 yo. Böyle de değil. Rükunun nasıl yapılacağını gösteriyorum. Bacaklar düz. Hem böyle her rükû namaz kıldı, rükû yaparken bacağını düz yaparsan damarlar bir gevşer, bir gerildiği için varis olmazsın. Antrenman yapar damarlar, varis olmazsın, sağlam olur. Çünkü hareket yaptı mı kaslar gelişir. Damarın kasları, çeperleri de kenarları kuvvetli olur, varis olmazsın. Her şey güzel Müslümanlıkta. Böyle burayı düz, bacaklarını düz yapacaksın. Böyle kıvırmayacaksın, yanlış. Düz yapacaksın, gerdireceksin. Azıcık acıyor, acısın azıcık. Alışınca acımaz. Sen namaz kılmamışsın, onun için acıyacak. Düz tut bakayım, düz tut. Bacağını düz tut, kafanın yeri eğme. Onu da düz tut. İşte böyle. Bu normal. Şimdi bazen bunu iyice düzleyeceğiz diye herkes nasıl düzlesin canım? Kambur belli adam 90 yaşında nasıl düzlesin? Ölçüsü bu. Kollarımız dizlerimize düzgün, bacaklarımız düzgün. İşte bu rükû. Böyle rükû ettiğinde iki elini dizlerine sabit kıl. Bak ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, hatta yatma inne. Bütün azaların böyle bir dursunlar. Yani şimdi
acele namaz kılıyorlar ya, tavuğun yiyip atladığı gibi hani, hemen Allah-u Ekber, yok lan rüküyen, Allah-u Ekber çabuk çık yukarıya. Evet, bir daha rükû yap, çabuk çık yukarı. Ne diyor Peygamberimiz? Rükû yap, dur diyor. Bütün azaların bir nefes alsın. İtminan olsun şöyle. İstikrar bulsun. Hemen eğilip kalkma yapma. Hemen eğilip kalkma yapma. Eğilip kalkma yapma. İtminan olsun. Bakın tarif ediyor güzel Peygamberimiz. Neresi? Evet, küllü udun minke, her azan, bak, bacakların, kolların, kafan, belin, her azan istikrar bulsun. Bunun için de orada üç defa Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim de üç defa. Peygamberin tarifi bu. Üç defa dedin mi böyle, zaten hepsi karar kılar. Ama bunu söylemeden hızlıca in kalk. Yok, hani ne, olmaz. Bak onu söylüyor. Eğil bütün azaların, şimdi rükû yap güzelce. Kollar gergin, bacaklar gergin. Şimdi böyle rükû yaptık. Üç defa Subhan Rabbil Azim dedik. Sümme izâ rafa'te ra'seke fa'tedil hatta yarci'a. Evet, udvun minke küllü azmın minke, evet, ilâ mevâdi'ihi hatta testevi kâimen. Evet, şimdi buradan kalkacağız. Nasıl kalkacağız? Dur. Neyle kalkacağız? Semi Allahu limen hamide. Semi Allah'ın sesi burada. Semi Allahu limen hamide. Dedik mi tam dik olacaksın. Evet. Bir daha ben söyleyeyim, aynen bana rükû yap. Se başla. Semi Allahu limen hamide. Semi Allahu limen hamide. Heh dedin mi tam dik. Öyle diyor. Tam dik dur. Hatta ya'tedile küllü azmin minke. Her şeyin gene dimdik bir itminana kavuşsun. İtminana kavuşsun. Evet. Böyle fa'tedil hatta yarci'a kül udun minke. Bütün azaların böyle dimdik dur. Şimdi hızlıca rükû yap. Hızlıca kalk. Hızlıca aşağı doğru secdeye gider gibi yap. Öyle sen doğrusunu öğrenmiş, yanlış yapamıyor. Rükudan kalkınca tam durmadan yarı yoldan dönüversene canım, nenen gibi, eben gibi. Öyle namaz kılan, hani kalkıp ama yarı yoldan geri dön. Oh, bak, doğru yapıyor yine. Yok. Dur, yani şöyle kalkarken hemen eğil. Sen doğrusunu yapıyorsun. Sen yapacaksın bu işi, gel bakalım. Evet, yanlış yapamıyor adam, doğrusunu öğrenmiş. Evet, hadi bakalım. Evet. Evet, şimdi yani iyice doğrulmadan aşağı eğilme. Yapmayın diyor. İyice doğru, evet, şimdi kalk rükû yap. Tabii bir daha böyle kısa kollu namaz kılmayacak canım. Uzun kollu gömlek giyecek bu. Yani namaz geçerli de hani, ama sünnet üzere namazda biliyorsunuz böyle büyüklerin yanına gittiği zaman böyle mi gidiyor? Valinin yanına gittiği zaman güzel elbiseler giyiyor. Allah'ın huzuruna, vali yaradanın huzuruna böyle çıkarım hocam diyorsan eyvallah. Tamam. Yok hocam ayıp olur. Allah'ın huzuruna daha çok ayıp olur. Ölçü bu. Büyüklerin yanına çıkamayacağınız giysiyle namaz kılmayın. Gidiyoruz hocam. Eyvallah. Bir şey demiyoruz. Bir şey demiyoruz. Ama bizim Ömer Nasuh Bilben hocamız yakayı açmaya bile cevaz vermiyordu. Terbiyesizlik olur diyordu. Onların görgüsü öyle. Bir hoca efendinin yanına gittim açık yaka edepsizlik olur diyordu. Allah'ın huzuruna daha çok edepsizlik. Ama hocam ben valinin yanına da Cumhurbaşkanı'nın yanına da kısa kollu yaka açık
baş açık çıkarım. Bir şey demiyoruz. Gel namaza. Gel namaza, kıl namazlık etme. Evet, şimdi efendim böyle böyle eğildik, eğiliyoruz. Kolları dik tutuyoruz, bacakları dik diyoruz. Aferin, bu tam düz durdu bak. Tam peygamberimizin üstünde yumurta koysan yuvarlanmaz diyor Ayşe anamız. Ama o peygamber. Ben ölçüsünü verdim. Kolları dik tut, bacakları dik tut. Zaten Allah ölçülü yaratmış arkadaş. Ondan sonra Semi Allah'ın sesi burada. Semi Allah'u limen hamide. Tam dik durdu. Ondan sonra şimdi yukarıda Allahümme Rabbena velekel hamd. Hocam ilaveli söyledin. Biz Rabbena lekel hamd diyorduk. Tamam. O da olur. Ama en güzeli Allahümme Rabbena velekel hamd. En güzeli. Bundan fazla söyle. Yok, bizim Hanefi mezhebinde bu kadar. Bundan fazla söylersen uzatmış olursun, kerahat olur. Allahümme Rabbena velekel hamd. Bunu söyledin mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 10 tane melek gördüm. Bunu söyleyen sevabını ben yazayım, ben yazayım diye birbirini kırarcasına yarışıyorlardı. O kadar sevaplı bu. Allahümme Rabbena velekel hamd demek. Bunu da söyledik. Bütün azalarımız bak yerini buldu. Allah'ın elsi yukarıda, ber secdede. Allahu Ekber. Yok, artık secdeye gidiyoruz. Allahu Ekber. Ve böyle. Ağır ağır. Şimdi yanlış yapacağız. Kalk bakalım. Şimdi bakın, önce dizimizi koyduk. Sonra elimizi koyduk. Sonra başımızı koyduk mu? Sıra bu. Secdeye giderken önce diz, sonra eller, sonra baş. Şimdi sen dizini koymadan pat diye ellerini at bakalım yere. Pat diye şöyle. Bu yanlış. Yine yani pat diye böyle iki elini attın mı, yukarıdan elini secdeye iki elin üstüne atabilir misin dizini değdirmeden? Böyle. Allah, bu yanlış. Bu yanlış. Önce dizler, güm diye değil. Namaz kılıyoruz. Allah'ın huzurundayız. Edepli olacağız. Yavaş yavaş dizimizi koyuyoruz. Sonra ellerimizi koyuyoruz. Ellerimizi böyle yapmayacağız. Çünkü kıbleye döndüreceğiz. Ve işte secdede bakın 1.80 değil mi? 1.80 mi kaç? 1.80 3 maşallah. Evet, kalk şimdi. Bakın 1.83 adam secdede kıvrıldı, ufacık oldu. Neden? Secde Allah'ın huzurunda acizliğimizi gösteren şey. Kibir, gurur yok. Biz sıfırız ya Rabbi. Aciz bir kulunuz. Emrin başımızın üstünde demek secde. İki tane yapıyoruz. Neden? Şeytana inat birisi. Birisi Allah'a inandığımız için secde edin. Vescudu varka'u. Secde edin. O emri tutuyoruz. İki yapıyoruz. Neden? Şeytan yapmadı. Ona inat. Bir daha yapıyoruz. İki secde. Bir de inat. Her namazda böyle. Secdeye inat, ikinci defa yapıyoruz. Böyle tabii huşulu hudulu. Önce bacak dizlerimizi, sonra ellerimizi, sonra yüzümüzü. Ufaldık bakın. 1.83 boyundaki maşallah. Allah nazardan saklasın. Adam ufacık oldu, kıvrıldı. Şekten ufacığız, aciziz. Mananda biz zaten aciziz. Demek secde. Biz senin karşında noktayız ya Rabbi. Bak işte böyle aciziz. Demek küçülüyoruz. Küçülmek için parmaklarımızı açmayacağız onun için. Yumacağız. Mümkün mertebe küçüleceğiz. Böyle ahenk dahildi. Allah'ın elsi orada. Allahu Ekber, secdeye gidiyorsun ya. Allahu Ekber. Böyle ayarlı şekilde. Erkek kısmı, şimdi secdeye gittin mi? Feize secette
Peygamberimiz aynen hadise okumaya devam ediyorum. Secdeye gittin mi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Gene Fatma inne hatta ya'tedile külle azmın minke. Bütün azarların secdede rahatlayıncaya kadar dur. Bak şimdi durdu. Şimdi kalk oğlum. Kalk yukarıya. Kalk. Kalk 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 kalk. Şimdi secdeye git. Başın gor gormaz. İkinci secdeye kalk. Tamam. Hayır. Şimdi rükudan kalktın, secdeye gidiyorsun. Rükudan kalktın, secdeye git. Hemen bak, kaşın koyuyor koymaz, kalk. Kalk çabuk. Yanlış yapamıyor adam ya. Evet. Secdeye gittiğin zaman orada duracaksın. Sübhan Rabbiyel Ala. Üç defa. Sübhan Rabbiyel Ala. Sübhan Rabbiyel Ala. Neden üç defa? Bütün azalarımız yerli yerinde rahatlasın diye. Yoksa bir tanesi yeter. Farz olarak üç defa yapıyoruz. Azalarımız, bir de tavuğun yemek tadı, hemen başını koy kalk çabuk. Bak yanlış yapacaksın şimdi. Evet, kafa gidecekti. Evet. Başını korkumaz kalkmak yok. Yanlış. Başını koyacaksın, duracaksın. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Subhan Rabbiyel Ala. Şimdi erkek kısmının secde yedi aza üzere olur. Dikkat edin. Cuma namazlarında camiye gelenleri görüyoruz. Her zaman camide olmadığı için tabii bunları hep göremiyoruz. Şimdi adam secde ediyor. Şimdi oğlum arkını dön bakayım. Bu tarafa dön. Kalk şimdi. Bu tarafa kıbleye dön. Ha, secde et. Dön. Secde et şimdi. Kaldır ayaklarını. Kaldır ayaklarını. Bu secde geçersiz. Göster oğlum. Bu secde geçersiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde, namaz secdede, namazda secde yedi aza üzere olur diyor. Bir baş, iki el, iki diz, iki ayak. Evet, şu secde kabul değil arkadaşlar. Bir. Evet. İki ayak yere değecek diyor. Ayaklar yere nasıl değer arkadaşlar? Nasıl değer? Altıyla değer değil mi? Ayağın üstünde ayakta durabilen var mı içinizde? Sakat olursa hariç. Ben bunu niçin söylüyorum? Peygamberimiz ayaklarınızı yere değdirin dediğine göre ayağın altını değdireceksin. Anladın mı? Evet. Yani parmaklarını kıbleye getir. Parmaklarını kıbleye yönlendir. 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 Kıvır parmaklarını. Evet. Çocuğu 7 yaşında namaz kıldığını başlarsan lastik gibi kıvrılır parmakları. Adam 60 yaşına kadar namaz kılmamış. Onun parmakları kıvrılır mı? Kıvrılmaz, kireçlenmiştir. Bakın, anlıyor musunuz? Namazı 7 yaşında öğretin. 10 yaşında sıkıştırın. Ağaç yaş iken eğilir. Böyle çocuk namaz kılmaya alıştı mı bu parmaklar böyle gayet rahat 90 derece kıvrılır. Yere basar. En güzeli budur. Hocam parmaklarım kireçlenmiş, etli, kıvrılmıyor. En azından ucu değmesi lazım. Ucunu değir oğlum şimdi. Dik tut ayaklarını, ucunu değir parmakların. En azından bunun olması lazım. Bu da olmazsa secde olmaz. Şimdi kaynak soracaklar tabii hocalar. Evet, Kuduri şerhi Cevher'de gayet açık vardır. Orada ayak parmaklarını kıbleye döndür. Peygamberin hadisi var. Ayak parmağını kıbleye döndür demek ayağın altını yere koy demektir. Açıktır. Şimdi yanlış yapacağız. Yanlış. Ayağın sırtını yere değdir oğlum. İyice değil. Cuma namazında aferin. Şu yanlış. Cuma namazında birçok adam böyle namaz kılıyor.
Bu yanlış. Ayağın altı yere değecek, üstü değerse yedi aza yok. Evet, en azından parmağın ucu yere değecek. Havada olmaz. Sırtı, ayağın yere sırtı değerse secde olmaz. Evet, erkek kısmı şu çenetler, bacaklar açık olacak. Şu kollar böğürlerden açık olacak. Şurası açık olacak. Şimdi şu dirsekler yerden açık olacak. Maalesef adam imam şunu yapıştırıyor, bir de yere değdiriyor. Olmaz hocam. Namaz geçersiz mi? Hayır, geçersiz değil. Ama sünnete uymuyorsun. Mekruh. Sünnete uymamak mekruhtur. Bunu kim yapar? Avratlar yapar. Avratlar, bu adam yapamaz. Zayıf bir adam olsa da göstersek. Zayıf bir adam, sen yapamazsın, kanlı canlı maşallah. Sen kalk gari şimdi. Şimdi hanımların yaptığını göstereceğiz. Gel bakalım. Sen göster şimdi. Evet. Çünkü sporcunun ayağı böyle yapışmaz, sağlam. Evet, şimdi iyice değir, iyice öyle değir, değir, değir. Bu, bakın şu çenetler ayağa değiyor, bunlar yere değiyor, böğüre değiyor. Bu hanımların secdesidir. Hanımlar ayıpları görünmesin diye kollarını böğrüne yapıştıracak, ayaklarını birbirine yapıştıracak, böyle ufalacak, ufalacak, ufalacak. Secdedeyken şu ayak parmaklarını, topuklarını birbirine değdir oğlum. Topuklarını değdir. Bu da güzeldir. Topukları birbirine değdirmek. Ufalmaktır. Evet. Böyle. Böyle secde böyle. Yedi aza üzere olur. Burun, alın. İki el, iki diz, ayak dizi. İki ayak yere değmezse secde olmaz. Evet, sağ olasın. Peygamberin şimdi okuduğum hadisi bize bunları tarif ediyor. Bu aynen böyle, okuyuklukların böyle. Efendimiz buyuruyor ki, bunu yaptın. Evet. Sonra diyor, فَيْزَا جَلَسْتَ ف۪ي وَسَطِ الصَّلَاتِ. Namazın ortasında iki rekat kılınca, dört rekatlıysa, namazın ortasında ne yapıyoruz? Oturuyoruz. Şimdi bir daha gel bakalım, sen götür diyor ama daha hadis varmış. Evet, namazın ortasında oturduğunda Fatma inne fefteriş fehuz. Evet. Fehuz fahzeyke. Evet, fefteriş fahzeke fahzekel yusra sümme teşehhed sümme izâ akamte misle zâlik yahut sümme izâ kumte misle zâlik min salatike. Şimdi bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa ayaklan göstereceğiz. Bakın şu secdeyi yapalım. Yaptık. Kalk secdeden. Kalk. Tam dik duracağız. Bir daha secdeye git. Ondan sonra oturuyoruz ikinci rekatta. Sol ayağını yatır. Sol ayağını yatırdı değil mi? Evet, peygamberimizin sözü o. Evet, öyle diyor bak. Fefteriş fahzekel yusra fecliz aleyhe. Üstüne otur. Ağırlığın sol ayağın üstüne otur. Sağ ayağını dik oğlum. Dikti değil mi? Parmaklarını kıbleye getir. İki ayağın da parmaklarını kıbleye döndürmeye çalış. Oturuş böyledir. Sünneti budur. Bunu yapamıyor. Problem yok. Ama secdede ayakları yere değdirmedin mi, problem var. Secde geçersiz. Fakat şunu sünnettir. Bunu yapamazsanız oturuş gene geçerlidir. Ama secdede yedi aza olmazsa secde geçerli olmaz. Evet, bunu böyle yaptık mı ettehiyyatı okuyacağız. Öyle diyor peygamberimiz. Sümme teşehhed ikra ettehiyyat. Ettehiyyatü lillahi ve salavat ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü de. Neden teşehhüd dendi buna? Eşhedü en la ilahe illallah. Var ya, ondan dolayı oturmaya teşehhüd denir. Ettahiyyatı okumayı bizzat Peygamberimiz emrediyor. Namaz nasıl kılınır? Resulullah, işte okuduğum hadisi tercüme ettim size. Uygulamasını da size gösterdik. Namaz böyle kılacağız. Mevlana diyor ki, serbe zemin dümbe heva olmasın. Yani baş yerde, kıç havada. Anlamsız. Ne dediğini bilmiyor. Namaz kılıyor. Farzını bilmiyor, vacibini bilmiyor. Namazdayken ben oradan çıkacağım, arkadaşla buluşacağım, bilmem ne, onu düşünüp durur. Namazda fikriniz de, azalarınız da namaz kılsın. Allah'ın huzurunda olsun. Bağ bahçeye gitmeyin. Dükkana gitmeyin. Dışarılarda dolaşmayın. Dolaşmayın. Dolaşırsanız ne olur? Kafa yerde, kıç havada, şeklen bir şey olur. Namaz olmaz o diyor. Mevlana'nın tabiri bu. Evet, namazı güzel kılarsanız dereceniz yükselir. Kötülük yapamazsınız. Allah'ın ayeti öyle. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. 30 senedir namaz kılıyorum hocam, yine kötülükler yapıyorum. Demek ki namazını iyi kılmıyorsun. Usulüne uygun namaz kılsaydın, kalbinle, kalıbınla namaz kılsaydın, namaz insanı her namazda derecesini, manevi derecesini yükseltir, düzeltir, kötülüklerden alıkoyar. Allah yalan söyler mi ya? Namazı Allah güzel kılmayı bize nasip etsin. Namaz müminin miracıdır. Allah'la buluştu ya Peygamberimiz Miraç'ta. Güzel namaz kılan adam Allah'la bütünleşir. Hiç acı duymaz. Hiç ses duymaz. Kendinden geçer. Tamam. Şimdi kim böyle namaz kılmış? Büyükler. Onlardan bir tanesi Hazreti Ali. Ahli cengaver, mücahit. Hazreti Hasan doğmuş, kendi harpçi, mücahit ya. Peygamberimiz demiş, Ali demiş, ne koyalım çocuğun adını? Harp koyalım demiş ya Resulullah. Cengaver olsun, savaşçı olsun İslam yolunda. Cebrail geldi, Hasan diyelim diyor dedi. Sen bilsin ya Resulullah. Bir sene sonra, arada bir sene fark var. Hazreti Hüseyin Efendimiz doğmuş. Ali demiş, oğlana ne ad verelim? Harp verelim ya Resulullah. Cebrail geldi, Hüseyin diyelim diyor dedi. Evet, bu Hazreti Ali harpte yaralanmış. Ciddi bir yara bacağında. Evet. Demişler, o zaman eter ne diyor? Bayıltana ne diyorsunuz siz? Eter yok. Eter yok. İçerideki kılıç yarasını, ok kırığını çıkarmak lazım. Yoksa kangren olur. Yaracağız bacağını, yaracaklar, içinden ok parçalarını çıkaracaklar. Kılıç kırıklarını çıkaracaklar. Dayanır mı insan buna ya? Durun demiş. Bir abdest almış. Hocam, kan akar mı, abdest alınır mı? Evet. Namaz çıkacaksa kan aka aka, bir adam sidiği aka aka özürse, hiç dinmiyorsa, hatta yelleye yelleye dur, özürse namazını kılar. Geçerlidir. Durun demiş, bir abdest alayım. Bir namaza durmuş. Daha ilk rekattayken bacağını yarmışlar. İçinden kemik kırıklarını kese kese almışlar. Sarmışlar. İşler birinci rekatta bitmiş. Hazreti Ali namazını iki rekat kılmış. Başlayın gari ya demiş. Ne zaman başlayacaksınız? Onu demişler, biz birinci rekatta hallettik. Yani hiç acısını duymamış. Böyle namaz kılmak lazım. Allah'la bütünleşince acıyı duymaz. Siz ona ne diyorsunuz? Konsantre. Evet. Allah'ın huzurunda, Allah'ın huzurunda olduğunu anlarsan,
bu bilince erersen, şuura, davul çalsa duymazsın, konsantre olursun, ağrıyı duymazsın. Böyle namaz kılmak lazım aslında. Namazı böyle kılın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle namaz müminin miracıdır, Allah'la buluşmasıdır, kalbinin, ruhunun arınmasına, temizlenmesine, manevi makamının yükselmesine, kötülüklerden alıkoymasına, alıkonmasına sebep olur. Namaz dinin direğidir, dinini sağlamlaştırmış olur. Hadis-i şerifi Taberani Rufa'a hazretlerinden naklemiş, Allah onlardan razı olsun. Buhari'de de diğer hadis kitaplarında da değişik ifadelerle aynı anlattığımız şeyler vardır. Allah hepsinden razı olsun.